Mustafa Destici ile ilgili söylediğin sözlerin tam olarak anlaşılması için Destici'nin 1,5 dakikalık bölümünü vereceğim. Sonra Nur Tuğba Hanım'a soracağım. Orada neyi kastetmiş tam bir anlayalım. Destici'nin konuşmasındaki uzun bölüm için ayarladı arkadaşlarımız. Orayı bir verelim. Tamam. Liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira savunma sanayine destek verecek. Ver kardeşim. Vermezsen sonun Suriye gibi olur. Vermezsen sonun Irak gibi olur. Vermezsen sonun Filistin gibi olur. Mehmetçik canını veriyor. Polis kanını veriyor. Güvenlik korucusu ailesini veriyor. Sen 750 lira vermişsin. Çok mu? Onların derdi biliyorsunuz bunların takımı savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz? Bunlar milliyetçileri değil, demlileri savunurlar. Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan'ı savunurlar, Batı'yı savunurlar, Ermenistan'ı savunurlar. Bunların hiçbir zaman Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni savunduğunu görmedik. Atatürkçülük adı altında, Atatürk ve laiklik kelimelerinin arkasına saklanarak devlet, vatan, din düşmanlığı yapıyorlar. Benim tavsiyem şu, onun vermediği 750 lirayı da biz veririz. Bu millet verir. Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına da ihtiyacı yok. Nur Tuğba Hanım, ne anladınız şimdi buradan? Yani gerçekten şimdi, bölücü bir dil. Bu basın toplantısı hangi amaçla yapıldığını bilmiyorum açıkçası ama şimdi yine birinci bölümde söylediğim gibi devletin yaptığı düzenlemelerde öne çıkması gereken konu başlıkları varken bir konu başlığını yine devletin ihtiyacı olduğu bir payın yine ihtiyaç gereksinimlerinin farklı yöntemler olarak yine devlete yansıtılması. Ama bir bakıyoruz siyasette önemli siyasi liderlerin her defasında diyorum siyaset bir iletişim sanatıdır. Bir iletişim gerektiriyor. Kullanacağınız her kelime, her ama cümle. Ama Destici bunu sıklıkla yapıyor, biraz sarsmak evet, için yapıyor. Evet, bunu genelde biz Destici gündeme son zamanlarda özellikle Mustafa Destici çok önceden böylesi açıklamalar yapıp hani ayrıştırıcı ya da işte kutuplaştırıcı dili çokça kullanmazdı ama biz de hepimiz kimsenin milliyetçiliği kesinlikle sorgulanmalı ama ben izleyicilerimiz de biliyordur sıkı bir Türk milliyetçisiyim ve bununla da gurur duyuyorum ama bu Türk milliyetçiliğim asla genden gelen ya da ırksal bir milliyetçilik değildir. Bu bir şuur olduğunu bilincin altını çizerek vurgulamakta fayda var. Çünkü her defasında diyorum hiçbir insan doğduğu yeri seçemez. Sizin iradenizde olmayan bir şeyden dolayı insanları yaftalamayı kesinlikle insanlık dışı buluyorum. Bunu belirteyim ama burada anlatmaya çalıştığımız işte bakın anayasadaki birazdan geleceğiz ilk 4 maddesi konuşulurken ayrıştırmanın artık ki geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi DEM sıralarına gidip tokalaşma yapması, Gazi Meclis'in tecelli ettiği, milletin iradesini tecelli ettiği Gazi Meclis'te bu adımı buradan atması bence şu an işte savaşı konuşuyoruz, kaos konuşuyoruz, jeopolitiği konuşuyoruz. Çok değerli bir adımdı. Tartışılır, eleştirilir ama Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin grup konuşmasında yaptığı açıklamayla beraber önce iç cepheyi sıklaştırmamız gerektiğini altını çize çize söyledi Gürkan Bey. Dolayısıyla burada Sayın Destici'nin yapmış olduğu açıklama kesinlikle kötü niyetli değil. Ancak iletişim dilinde dediğim gibi hemen cımbızlanıp kenara çekilebilecek ifadelerden liderlerin... Siyasiler buna birazcık daha evet, bu dönemde özellikle bilerek isteyerek yaptıysa... Bilemem. Sosyal medya çağında bir tık daha dikkat etmeleri evet, gerekiyor. Yani çünkü bunun ardı arkası gelir. Hele ki siz iletişiminizi sadece yazılı olarak iletirseniz ki burada konuşarak aktarmış ama ayrıştırmayı kesinlikle doğru bulmuyoruz. Ancak insanları işte kökenine işte Ermeni olması vesaire Ermeni olup Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ama Ermeni askerlik yapıyor. Değil işte burada öyle bir şey yok. Barış'ın bu şeyini şiddetle itiraz şey ediyorum. Barış'ın söylediği hiçbir cümlede hiçbir metinde yok, şey yok söylemiş ya. Hayır. Dolayısıyla da Barış burada bir ön yargılı konuşuyoruz. Demiş. Ermenisin işte. Rumsun dememiş. Ne demiş abi? Düzeltelim. Doğru neyse İstanbul, onu koyalım. Gürkan ayrıca insanlar Ermenisin Rumsun dememiş. Lütfen etnik orada haksızlık yapmayalım. Barış şerefidir. Arkadaş. Etnik kimlik herkesin şerefidir. Özür dilerim. Özür dilerim. Başkanım. Sizden rica ediyorum. Şimdi tweetlerle yazışıyoruz biz sizle. Siz gönderiyorsunuz eksik olmayın. Ben buradan okuyorum ama. Bağlan yani Mustafa Başkanım sizden rica ya, ediyorum. Bağlan efendim. Özür dilerim. Burası son bir saniye. Evet. Turan Bey bir saniye. Evet. Bağlanın
Yayından önce de konuştuk. Burası Taksim Meydanı. Siz defalarca geldiniz. En sert eleştirileri de göğüs gerdiniz. Böyle yönünüzle de bilinen bir siyasetçisiniz. Biliyoruz. Takdir de ediyoruz. Lütfen bağlanın efendim. Şu konuyu açıp getirelim. Haksız olduğu bir şey yok. Yani niye bağlanmıyorsunuz? Açıklamadaki... Evet. Mustafa Başkan'ı bir kez daha yayına davet ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. İzin verir misiniz? Buyurun. Buyurun. Şimdi bir arkadaşımız yazdı. Kıymetli bir arkadaşımız. Kime? Bana şimdi yazdı rakamı. 2021-22-23 yılında yine böyle bu sebeplerle ÖTV vergisi koyduğumuz için, değil mi, toplanması gerekiyor bu verginin. O koyulan ÖTV'nin 32 milyar lirası tahakkuk ettirilmiş olmasına rağmen tahsil edilmemiş. Destici o zaman bunlara, Ermenistan'a, Yunanistan'a falan hizmet ediyorsunuz mu diyecek. Ya da başka bir vergi koymadan önce siz vergi disiplini sağlamak istiyorsanız bu 32 milyarı tahsil etmeniz gerekmiyor mu? Buradan Maliye Hazine Bakanı'na da söylüyorum. 32 milyar ÖTV koymuşsunuz. Vatandaş vermiş, kalan vermeyen 32 milyar tahsil edeceğiniz para var. Niye etmiyorsunuz kardeşim? Niye bulduğunuzdan topluyorsunuz da almadığınızı millete bırakıyorsunuz? Mustafa Destici'ye göre bu 32 milyar ödemeyenler vatan haini midir? Ya bir de bir hizmet yok. Hizmet karşılığında Barış arkadaş bankanın... kendi kredi kartını 99 TL'ye indirdi. Hayır, indirmedim. İndirme, yazdın, tweet'te yazdın. Ben yazmadım canım. Hayır. Ama ya. Barış'ın şey yazmadım. Bir şey olmasın yazmadım bari. Yazmadım canım. Hayır, yani karşı olabilirsin de indirme. Ben mi yanlış hatırlıyorum onu? Hayır ya? Ben yazmadım canım. Kredi kartının zaten kredi kartının... Ben demin dedim herkes indiriyor dedim 99 bin ben lira. Ben tweetinde gördüm bir şunun altını kredi çiziyorum. Kartının zaten yeni bir vergi koymak yerine koyduğunuzu bir toplayın gerekiyor. Be kardeşim ya. Aynı niyetle koydunuz ÖTV'yi. Toplamıyorsunuz vatandaşa yükleniyorsunuz ya. Demek ki. Şimdi, ben Barış'ın tweetinde gördüm diye hatırlıyorum yanılıyorum. Herkes indiriyor dedim. Çevremdeki herkes indiriyor dedim. Onu yazdım. Peki. Yani sen ayrıca... Öyle kredi kartının limitini indirmek kolay bir şey de değil. Borcun olmayacak. Borcun tabii. Olursa da zaten indirmiyor banka. Ya tabii şimdi sevgili Gürkan. İptal de etmiyor borcunu. İptal de etmiyor. İptal de etmiyor. İndirim de yapmıyor. Hakikaten şey de atlattığı yapmıyor. Badireler. Yani şu en son yaşadığımız deprem felaketi bile Türkiye'nin ne büyük bir bedel altına girdiğinin evet. bir göstergesi. Dolayısıyla da burada milli dayanışma duygusuna şiddetle ihtiyacımız var. Ama benim iktidarda eleştirdiğim şu. Yani bir doğru konuda doğru iletişim yapamamak gibi bir işte bu. Özürleri var. Doğru bir konuda doğru iletişim yapamıyorlar. Ve her şey yüzlerine gözlerine bulaşıyor. Yani birdenbire ortaya pat diye bir ama laf atılıyor. Ama biz destici iktidara doğrudan yazmıyoruz. Onu da söyleyeyim. Nasıl? Yani bunu Maliye Bakanı açıklaması lazım bu konuda. Evet. Destici kendi bulunduğu yer itibariyle iktidarı destekliyorsa bile kendine yönelik konuşuyor. Ben zaten desticiyi tartışmıyorum. Tabii, ancak tabii. Ben iktidara yönelik olarak söylüyorum. Sayın Mehmet Şimşek gerçekten de nasıl böyle bir... Yani şimdi şu anda mesela Mehmet Şimşek sürekli açıklamalar yapıyor ve gerçekten de güzel haberler veriyor. Örneğin cari açığın %1'in altına düştüğü, yani gayri safi milli hasılayla orantılarında %1'in altına düştüğünü söylüyor ki bu gerçekten Maastricht kriterlerini kat be kat aşan bir durum. Aslında çok önemli bir noktaya geldik. Şimdi bakıldığında da şimdi Daron Acemoğlu mesela tuttu Nobel aldı değil mi? Mesela Daron Acemoğlu'nun Türkiye'ye ilişkin söylediği hiçbir şey gerçekleşmedi Türkiye'de. Her şey yanlış çıktı. Bir dakika şimdi neyi ya. Yanlış çıktı ya? Başlık bu arada destek, bankalar iflas edecek dedi. Söylüyorum. Bankalar iflas edecek dedi. Bankalar iflas edecek dedi. Bir dakika. Bankalar kârlarına kâr eklediler. Bir, Fatur çok önemli bir şey söyleyin. Açacağız bunu. Bu çok hararetli bir şey. Evet. Nobel aldığı gün yani doğru çıkmadı diyorsunuz. Onunla ilgili birkaç cümle var. Bir dakika dur ama gelecek bir dakika. Destici ne diyor? Diyor ki Sayın Mustafa Destici diyor ki benim şu anda bulunduğum ortam müsait değil. Canlı yayına çağırın geleyim diyor. Ya bir saat sonra da olur. Bir telefonla ya bağlansın ya başkanım bize. İşte bir saat sonra olur. Ne olur yani saat 24'e kadar biz buradayız. Başkanım yani, bekliyoruz sizi. Telefon olur, Skype olur, yani. Ankara stüdyomuz olur. Hepsine razıyız. Telefondan gelin. Da olur başkanım. Tamam. Fuatur ne yaptınız siz ya şimdi? Nobel aldığı gün Türkiye'deki hiçbir teorisi yani, çıkmadı dediniz. Daron Acemoğlu'nun yani şimdi Ortodoks liberalizm. Başka konuya geçmiyorum Ortodoks ama bunu bir açalım. Yani Daron Acemoğlu Ortodoks liberalizmin gerçekten de dünyadaki temsilcilerinden biri. Yani yazdığı kitaplarla da ya da ortaya koyduğu fikirlerle de yeni bir perspektif sunmuyor. Sadece farklı ölçeklerde bir takım şeyler söylüyor, öneriler getiriyor. Yani dolayısıyla da Daron Acemoğlu'nu şimdi yani Daron Acemoğlu'nun Türkiye için
getirdiği öneriler... Bankalar batacak dedi, batmadı. Bankalar bilakis yani, karlarını arttırıyor diyorsun. Bir sürü şey var. Yani şimdi hatırımda değil. Yani öngördüğü hiçbir şey doğru çıkmadı Türkiye'yle. Yani Türkiye için öngördüğü hiçbir şey Amerika'da, her şey Amerika'da tam tersi. Yani Amerika Birleşik Devletleri için yani bu liberal ekonominin genel kurallarının hiçbirisine Amerika Birleşik Devletleri bütçesinde de, borçluluğunda da ve benzeri konularda, ekonomisinde hiçbirisinde rastlanmıyor. Niye? Amerika Birleşik Devletleri'nin bir doları var, basıyor, çatır çatır basıyor. Karşılığı da yok. Karşılığı da yok. Katrilyonlarca borcu olsun, adama hiçbir şey olmuyor. Şimdi, bak şimdi, özür dilerim Sinan, bir dakika bekle, izin ver. Bekleyeceğim, yani, yok. Yani şimdi eğer küresel emperyalizmi yok sayarak, batıdaki zenginliği sadece ve sadece onların kültür zenginliğine bağlarsan şayet, ciddi şekilde duvara toslarsın. Daran Acemoğlu bunu yapıyor. Peki.